mi diye. O tartışmalar sürüyor. Bir adap, bir üslup sorunu siyasetin de Türkiye'nin de genel sorunu. Şimdi o üslup sorununa dair çok önemli bir kulis haberiyle devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı İzmir'de bu konuşmayı yapmadan saatler önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztun Tunceli'de konuşmuştu. Ali Öztun Tunceli'den aday sen misin damadın mı? Yoksa Bahçeli mi aday göstereceksin diye seslenmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yanıt İzmir'den geldi. Tunceli'de sorulan soruya yanıt İzmir'den geldi. Şimdi üslupla ilgili o kulis haberi. Yer AKP'nin Kızılcahamam kampı. Ve iddia odur ki Kızılcahamam kampında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öyle bir söz söyledi ki AKP'li vekiller okullarda müfredata adab dersi konulsun diye bir öneriyle geldiler. Milli Eğitim Bakanı Özer de dedi ki müfredata cari açık dersi konulunca cari açık kapanıyor mu? Kapanmıyor. Müfredata adap dersi koyunca da daha edepli gençler yetişmeyecek dedi. Milletvekilleri bir an şaşırdılar. Salonu terk edenler olmuş. AKP'nin Kızılcı Hamam kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları da AKP içinde gerilime neden oldu. Özer'le milletvekilleri arasında üslup tartışması yaşandı. <laughs> Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre AKP'li milletvekilleri toplumda ahlak yozlaşması yaşandığı gerekçesiyle müfredata adap dersi konulabilir önerisinde bulundu. Bakan Özer, müfredata cari açık dersi konulunca cari açık kapanmıyor yanıtı verdi. Habere göre ortam bir anda gerildi. Bazı vekiller salonu terk ederken bazı vekillerse Özer'in üslubuna tepki gösterdi. Olaya AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da müdahil olduğu ve bakan özeri uyardığı belirtildi. İddiaya göre AKP içinde atanmışlar seçilmişler tartışması yaşandı. Bazı milletvekilleri parti yönetimine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte dışarıdan atanan bakanlarla milletvekilleri arasında yeterli iletişimin sağlanamadığından yakındı. kadınlar ve gençler ağırlıktaydı. Sakarya'da Meral Akşener'in geldiğini duyup koşup dinlemeye gidenler arasında. Onlarla dertleşti Akşener. İçlerinde AKP'ye oy vermiş, geçen seçimde AKP'ye oy vermiş çok sayıda vatandaş da var. Onlarla dertleşti. Onlara yaptı konuşmasını. Bu üslup meselesinden de bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın bir kesimine karşı kullandığı sözlerden söz etti. Ve büyük alkış aldı. İhtiyaç duyduğumuz şey huzur, Kardeşlik, barış ve elbette bu ekonomik krizden kurtulmak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, e, Nebati'ye bir e, tavsiyede bulunan var. Belki yardımcı olur diyerek iktisada giriş kitabı tavsiye etti CHP İzmir milletvekili. Onu da birazdan göstereyim efendim. O kadar hareketli bir gün yaşandı ki siyaseten ekonomiyi konuşacağız daha sıra gelemedi. Yalnız Türkiye bir yıl bu atmosferde Haziran 2023'e kadar nasıl bekler seçimi? Sonbaharda seçim olabilir mi? Büyük olasılık. Onu da MHP lideri Bahçeli açıklar göreceğiz. Pankartları söküyorlar. CHP lideri Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ediyor. Ama iktidarın engellemeleriyle karşılaşıyor. Hani her türlü engellemesiyle. CHP liderinin afişleri zabıta ekipleri tarafından caddelerden sökülüyor mesela. Ordu Ordu'da ee, zabıtaya afiş yırtma görevi verilmiş CHP liderinin kente geleceğine dair Afişleri yırtma görevi veriliyor Belediyenin zabıtasına Kılıçdaroğlu iktidarın kendi tabanını Korumak için kutuplaşma Yaratmak istediğini vurguluyor özellikle Kutuplaşmayı yaratanlar Kendi tabanlarını domine etmek için Orada tutmak için Kutuplaşmayı büyüteceklerdir Buradan kaçırmamız lazım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orduda iktidarı kutuplaşma yaratmakla suçladı. Kutuplaşmadan kaçınmamız lazım dedi. Uyarısını yaptığı duruma bizzat maruz kaldı CHP lideri orduda. Programını duyuran valilik izinli afişler, AKP'li belediyenin zabıtaları tarafından yırtıldı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, sosyal medyadan görüntü paylaştı. Arkadaşlar devam edin senem koparmaya. Kopar ne durdunuz. Diyorsun? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu orduda önce fındık üreticileriyle ardından muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Biz dünya piyasasında %70-80 aralığında bir hakimiyetimiz var iken bizim yıllık ihracatımız ülke olarak 2 milyar dolara geçmiyor. Burada açıktan biz bir vurgun ve soygunun yaşandığını iddia ediyoruz fındık üreticisinin sorunlarını dinledi. Sorumlu olarak iktidarı gösterdi. Ve biz fındık üretiminde dünyada bir numarada bir numarada birinci birinci sıradayken neden ve hangi gerekçelerle biz neredeyse fındık bahçelerini terk eder noktaya geldik. biz nasıl oluyor da şimdi fındık bahçelerimizi uluslararası tekerlere adeta teslim eder noktaya geldik. Kim yaptı bunu? Açık ve net sorumlusu siyaset kurumu. CHP lideri muhalefetin oluşturduğu altılı masa hakkında da konuştu. Her bir vatandaş o masaya baktığında kendi temsilcisini orada görüyor. Muhafazakarı da kendi temsilcisini görüyor. Liberali de kendi temsilcisini görüyor. Sağcısı solcusu da kendi temsilcisini görüyor. Bizi birleştiren bir araya getiren bu ülkenin içinde bulunduğu durumdur. Buradan Türkiye'nin çekip çıkarılması lazım doğru adımların atılması halinde Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kısa sürede çıkabileceğini söyledi. Doğru durduğunuz andan itibaren, haksızlık yapmadığınız andan itibaren bu memlekete rahat 6 ayda nefes aldırız. 6 ay öyle uzun değil. 6 ayda. Efendim soruyorlar nasıl kurtulacağız bu işten? Niye kurtulmayalım arkadaşlar yani? Niye kurtulmayalım? Her şeyimiz var. Kurtulacağız, kurtulmak zorundayız. Zira gerçekten artık yaşamsal sorunlara sahibiz. Onlarla boğuşuyoruz. Yaşamı devam ettirebilmek için asgarisinden gerekli olan şartları sağlayamıyor. Türkiye'de milyonlarca hane, milyonlarca hanede milyonlarca vatandaş. Şimdi ekonomiyi konuşma zamandır konuşalım. Yalnız CHP Genel Başkan Erdemisi Veli Ağbaba'nın bir açıklaması var. Diyor ki Ağbaba, İyi olmuş, hayırlı olsun. Bizim için en uygun aday Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü ülkede ne kadar olumsuz şey varsa sorumlusu bu tek adamdır diyor. Yani Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasının kesinleşmiş olmasına iyi olmuş. Zira olumsuz her şeyin sorumlusu tek adamdır diyor CHP Genel Başkan Yardımcısı. Şu kardeşinize yetkiyi verin denildiği günden bu yana çığ gibi artıyor ekonomide meseleler. 2020'de yalnızca 2 yıl önce 1 bin hane doğalgaz faturasını ödeyemediği için doğalgazsız kalmıştı. 2021'de 1 binin üzerine çıkmış. %73,9'u bu ailelerin faturasını zamanında ödeyemediği için doğalgazı kesilmiş. Elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerle bir duygudaşlık kurabilmek adına faturamı ödemeyeceğim demiş ve Türkiye'nin gündemine oturtmuştu o aileleri CHP lideri. Doğalgazını ödeyemeyenler İşte bu da onlara dair EPDK'nın resmi rakamları. Her apartmanda, her sokakta ...bir komşumuzun doğalgazı kesiliyor. Peş peşe gelen zamlardan sonra... ...enerjiye ulaşmak da zorlaşıyor artık. Oran EPDK'nın... ...verilerine de yansıdı. Her 15 aboneden birinin... ...doğalgazının kesildiği ortaya çıktı. Türkiye'de çok derin bir enerji... ...yoksulluğu yaşanıyor. Saray iktidarı bunu gizlemeye çalışsa da... ...iktidar güdümündeki... ...kurumların verileri dahi... ...bu gerçeği gözler önüne seriyor. Toplam abone sayısının... 17 milyon 885 bin olduğu dikkate alındığında 2021 yılında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden birinin doğalgazının kesildiği ortaya çıktı. 2020'de 1 milyon 279 bin 990 aboneye doğalgaz kesintisi yapıldı. Kesintinin %65,7'si faturaların zamanında ödenememesinden kaynaklandı. 2021'de kesinti yapılan abone sayısı 1.621.064'e çıkarken faturanın zamanında ödenememesinden kaynaklı kesintilerin oranı %73,9 oldu. Buna göre 2021 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı %43,2 oranında arttı. En son 1 Nisan'da konutlarda kullanılan doğalgaza %35 zam yapılmış bu zamla son bir yılda yapılan artış %92,8 olmuştu.